İki askeri kollarında şehit düştü. Aynı çatışmada kendisi de yaralandı. Şarapnel parçası bacağına saplanmıştı. Yüzbaşı Halil Özdemir, doktorun verdiği raporu geri çevirdi. İki şehidin kanını yerde bırakmamak için yaralı halde operasyona gitti. Kahraman Yüzbaşı Halil Özdemir henüz 7 ay önce evlenmişti. İki kişilik bir aşıklar şehriz. Bir ömür benimle yaşlanır mısın? Bir kahraman yüzbaşının hikayesi bu. 7 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenen, sonra görev yerine dönen, kollarında iki silah arkadaşını kaybeden, yaralı olmasına rağmen istirahat etmeyen ve birliğini komuta ederken şehit düşen yüzbaşı Halil Özdemir'in hikayesi. Geliyor. 36 yaşındaydı. Sur'da operasyonun sona ermesinin ardından Nusaybin'e geldi. 4 gün önce teröristlerle girdikleri çatışmada iki askeri, Assubay Gökhan Bakır ve uzman çavuş Yıldırım Oflaz onun kollarında şehit düştü. Yüzbaşı Özdemir de o hain saldırıdan yaralı çıktı. Şarapnel parçası bacağına saplandı. Hastanede pansuman yapan doktor istirahat verdi. Ancak Özdemir kabul etmedi. Şimdi istirahat zamanı mı? Biraz evvel kardeşlerimi şehit verdim. Kollarında şehadet mertebesine yürüdüler. Hala kollarındalar sanki. Bana bakıyorlar. Diyorlar ki, komutanım kanımızı yerde koymayasın. Buraları sana emanet edip yürüyoruz Hakk'a. İstirahat bana haramdır. Lütfen iptal edin raporumu dedi. Yüzbaşı askerlerinin kanını yerde bırakmamak için kararlıydı. Yarasını komutanlarından sakladı. Yaralı ayağı sarılıydı daha. Bir numara büyük bot giydi. Askerlerinin başında toparlayarak operasyona gitti. Yüzbaşı Halil Özdemir, iki silah arkadaşından tam 3 gün sonra Nusaybin'de bir hücre evine düzenlenen baskında teröristlerin eve döşedikleri bombayı patlatması sonucu şehit oldu. Eşi Pınar Özdemir'le dünya evine girmişti. İlk danslarında "Bir ömür boyu benimle yaşar mısın?" şarkısı çalıyordu. İkisinin de hayaliydi bu. O düğünden sonra eşini evde bıraktı ve görev yerine gidip teröristlerle çatıştı. Çiftin mutlu anlarından geriye düğün günü çekilen bu görüntüler kaldı. Kahraman yüzbaşı için yarın cenaze töreni düzenlenecek ve memleketi Mersin'de sonsuzluğa uğurlanacak.